Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Minhâcül Âbidîn okumalarına devam ediyoruz. Ve ıddu dedi. Yani tevfizin zıttı. Tevfiz ne demekti? Bunu Türkçe'ye z diye çeviriyoruz. Hani rıza gibi, e, ziya gibi. E, normalde tevfiz şeklinde okumamız lazım. İşi Allah'a bırakmak. Hani ayet-i geçti ve ufevvidu diye geçmişti. Yani ben işimi Allah'a havale ediyorum. İşte onun zıttı diyor nedir? Et tama. Tama, tamah diye de söylüyoruz. Yani e, aç gözlülük. Ve tama, aç gözlülük fil cümleti özel olarak yecri ala iki iki şekilde gerçekleşir diyor. Ehaduhuma onlardan birincisi fi ma'ana raca Ummak manasındadır, Ümid etmek. Turidu, istersin, irade edersin, şey'en bir şeyi. La hatara fihi, e, onda tehlike olmayan bir şeyi istersin mesela diyor. Ev fihi muhatıratun bil istisna veya istisna ile tehlike bulunan bir şeyi. E, yani e, işte e, Allah dilerse gibi. Allah izin verirse gibi istisna ederek yaptığın dilekler, dualar ve dalike bu bir, bu şekilde bir şey istemek yani arzu etmek memduhun gayru mezmumin bu diyor övülen bir şeydir, kınanan bir şey değildir. Kema kâle Allahu Teala şu ayet-i kerimede geçtiği gibi vellezî odur ki etme'u bakın tamam ediyorum yani arzuluyorum. Ee, en yağfira li hatiyeti yevmeddin. Kıyamet günü hatalarımı bağışlayacağını e, umduğum odur. Bakın umduğum, istediğim. Ve kâle inna netma'u Yine biz tama ediyoruz, umuyoruz. En yağfira lena e, Rabbuna hatayana Bizim hatalarımızı Rabbimizin bağışlayacağını umuyoruz. Demek ki burada ummak manasında ve bu, bu bu tamah burada övülen bir tamahdır. Ve hadzal kısmu leysa mimma nahnu fihi bisabilin hahuna. Yani bizim burada diyor bahsettiğimiz tamah bu değildir. Ve sani ikincisi işte diyor. Bizim bahsettiğimiz ikincisidir. Nedir bu? Tamaun mazmum. Kötülenen, kınanan e, istek, arzu, açgözlülüktür. Kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İyyâkum sakının, Vettama'tan sakının. E, yani o açgözlü bir şekilde, hırslı bir şekilde istemekten sakının. Fe innehu fekırun O peşin bir fakirliktir diyor. Hadır yani hali hazırdaki... O anda yani kişiye erişmiş bir fakirliktir, kişinin aç gözlü olması, e, hırslı e, bir şekilde dünyayı istemesi ve ile denildi ki, helakud din e, ve fesadu dama. Dinin helaki ve fesadı bozulması nedir? Tama'dır. Yani tama ile olur. Yani aşırı derecede aç gözlü bir olmakla olur. Ve milakuhu el Evet, ondan diyor korunma ise milak neydi? Onun muhafaza, ondan muhafaza, ondan koruyan şey nedir? El Şüpheli şeylerden uzak durmaktır. Kale şeyhuna rahimehullah şeyhimiz dedi ki: "Et-tama'ul mazmumu şey'ani." Kınanan, kötülenen tamah iki şeydir. Ahaduhuma birincisi sukunul kalbi ila menfaatin meşkuketin. Kalbin şüpheli e, menfaatlerle ne olması? Sükunet bulması. Yani e, işte e, doğruluğu, helalliği e, tam e, belli olmayan bir takım faydalara yönelmesi. Ve sani ikincisi tamamın ikinci çeşidi diyor. Ee, irade tu şeyil mehatir bil hükmü. bil hükmü yani kesinlikle e, tehlikeli şeyleri istemek irade etmek ve hadihi irade bu istek bu talep tukabilu tevfiza la gayru ancak diyor işleri Allah'a bırakmakla karşılanır yani onunla defedilir fealem zalik bunu böyle bil diyor ve emma hisnu tevfiz Tevfizin hisni yani sığınağı kalesi ise e, yani tevfiz nasıl korunur nasıl elde edilir? Fehu ve o zikru xatar il umur işlerin tehlikesini düşünmekle ve imkan il helaki ve fesad fiha ve işte e, yani e, kişinin e, yani o te tehlikeli işlerdeki e, helak veya e, ifsat e, ihtimalini düşünmesiyle e, diyor e, Tevfizin kalesine girmiş olur. Demek ki e, kişi yapacağı işleri Allah'a e, bırakmaz ise o işlerde olan tehlikeyi düşünürse ve o işlerdeki helaki ve fesadı düşünürse o zaman tevfizin kalesine girmiş olur ve hesnu, hısnihi yani onun kalenin kalesi yani o onun en sağlam yeri ise tevfizin tevfiz elde etmenin en sağlam kulpu veya şekli ise zikru aciz ke hatırlaman çaresizliğini düşünmendir neyden çaresizliğini anil itisami an durubil yani tehlikenin her çeşitinden e, işte e, sakınmadaki acizini yani e, ben kendi gücümle bütün tehlikelerden sakınırım deme diyor bu konuda aciz olduğunu düşün o zaman işte o tevfizin özünü elde etmiş olursun. Vel imtina'i anil fiha ve onun gerçekleşmesi sırasında senin çaresizliğini hatırlamandır. Bir cehlike ki işte o gerçekleşecek belaların tehlikelerin işte boyutları hakkındaki cehaletin ve gafletike ve gafletin ve dafike zaafın ve bunlar hatırlamandır diyor. Yani sen işini Allah'a bırakmadın dedin ki ben ne olursa olsun bunun sonucunu bilirim, çözümünü bilirim, ben kendim hallederim filan dedin. Halbuki sen bunları bilecek durumda değilsin, sen gaflete düşersin diyor, sen zaafın vardır e, diyor. İşte bunları düşünmektir tevfizin özünün özü. Fel muvazabatu, muvazaba neydi? Devam etmek. Ala hazeyni zikreyni, bu iki düşünceyi, bu iki hatırlamaya, zikre devam etmek. Tehmiluki ala tevfidhil umuri kulliha. İlallahi azze ve celle. Yani bütün işleri Allah'a bırakmana ne yaparsanız sevk eder. Ve tahaffudhi anil fiha ve dolayısıyla kesin bir şekilde korunmana yol açar. Ve imtina'i an iradetiha illa bi şartil hayri ve salahi. Evet onu onları o tehlikeli şeyleri istemekten intihal etmekte ne şartıyla ee, bir işte iyilik ve fayda şartıyladır. Yani sen onları Allah'a bırakırsan neyi bileceksin diyor Allahü Teala. Benim kendisine bıraktığım bu işten mutlaka bana bir hayır verecektir, bir fayda verecektir. <laughs> Bu böyledir ve billahi tevfik yardım Allah'tandır. Ve in fe in eğer denilirse ma hadzal khatar bu tehlike nedir? Ellezî o ki yucibûne tevfîza fi'l umûr. Yani işlerde onun için tevfizi gerektiren yani Allahu işi Allahu Teala'ya bırakmayı gerektiren o tehlike de nedir diyor. Fe'alem bil ki ennel hatara fil cümleti hatarani. Evet o tehlike diyor iki tanedir. Hataru <laughs> şekki şüphe tehlikesi bi ennehu yekunu evla yekunu. Yani bir işe niyet ettin veya giriştin. bunun neticesi senin için hayır mı olacak yoksa olmayacak mı? Veya bu, bu iş gerçekten de doğru mudur değil midir gibi şüphe tehlikesi. Ve in ne ileyhi evla tesilu ileyhi yani onu yap yapman gerekir mi yoksa gerekmez mi ee, yani o işe girişmen gerekir mi Giriş gerekmez mi bu konudaki şüphe tehlikesi ve hadi bu ihtiyaç ilel istisnai istisnaya ihtiyaç duyar yani e, hayırlıysa e, olsun gibi benim hakkımda hayırlıysa yani istihara de öyle deniyor ya hakkımda hayırlıysa gibi bir istisna ise hani istisna demek ise kaydı koymak yani şöyle ise böyle ise hayırlıysa özellikle hayırlıysa veya kâfi babin niyeti ve emel ve bu e, nerede vaki olur niyet e, babında ve emel e, ve işte o ümit e, kapısında ümit konusunda bu gerçekleşir vaki e, olur e, diyor yani bu şüphe ne zaman ortaya çıkar? Niyet sırasında ortaya çıkar. Veya kişi bir şeyi arzuladığı zaman ortaya çıkar. O doğru mu olacak, yanlış mı olacak? Hakkım, hakkımda veya yani neticesi şöyle mi olacak, böyle mi olacak gibi. Ve ikincisi, yani bu tehlikeden birincisi olacak mı olmayacak mı arasındaki şüphe. İkincisi, hatarul fesadi, fesat tehlikesi. Yani bozulma, bozuk olma e billa tastayqina fihi salaha lenafsika evil fesad yani o yapacağın işin senin için kendin için faydasının olup olmayacağı veya boz fesadın olup olmayacağı konusunda tam ne yapamamın kanaat getirememe yani tam böyle ikna olamama evet bu dolayısıyla böyle bir tehlike var yani işe girişiyorsun ama bu yapacağın iş ee, senin için faydalı mı değil mi? Salah dediğine faydalı salah. Evl evet. fesad veya senin için zararsız mı değil mi? Ve hâdellezî bu yuhtâcu ile tevfîz. Bu nereye götürür insanı? Neye ihtiyaç bırakır? işi Allah'a götürmesine, ona dayanmasına e, muhtaç eder diyor insanı. Sümmehtelefet. Sonra ihtilaf etmiştir. İbaratul e'immeti fil hatar. Tehlike konusunda imamların e, ifadeleri, ibareleri söyledikleri ihtilaf etmiştir. Farklı farklıdır. Fe'an ba'lihim. Onlardan bazıları ne dediler? Ennel hatara fil fi'li. E, yani hakikatte, pratikte e, tehlike, o hatar dediğimiz şey nedir? Hüve entekûne dûnehu necatun. Yani onun ötesinde kurtuluşun olduğu e, şeylerdir. E, evet en tekune olmasıdır. Dunehu. E, onsuz Necatun. E, yani e, kurtuluş. Onsuz yani o tehlikesiz e, kurtuluşun olduğu şeylerdir demişler. Ve yumkinu mümkündür en yucamiahu zembun. Bu buradaki yucami ne manasında tehlike manasında yani şu katar yani o işte günah tehlikesi olması mümkündür onun. Fel imanu iman ve istikame e, ve sünne e, sünnet la hatara fiha ki bunlar diyor e, tehlikesiz işlerdir. İman, istikamet, sünnet. İz çünkü la yumkunu e, mümkün değildir dunel imani iman olmadan necat kurtuluş mümkün değildir elbette asla. Vel istikamatu istikamet la yujami'uha zambun o da diyor günah tehlikesi barındırmaz günah tehlikesi getirmez fe iden o halde tasahhu doğru olur sahih olur iradatul imani imanı istemek dilemek ve istikameti istikameti dilemek bil hükmü kesinlikle ne olur doğru olur yani bunlar da diyor işte ne tehlikesi yoktur. Yani fesat tehlikesi yoktur. Dolayısıyla bunlar istenir. Ve kâlel üstadu rahimahullah. Üstaz rahimahullah ne dedi? El hataru tehlike nedir? Bahsettiğimiz tehlike fil fiili. Yani fiilde doğrudan, pratikte, uygulamada. Ma yumkünü, mümkün olan şeydir. En ye'atarıza Fihi ma <mâ> yekunul iştigalu bil arzi evla minel iqtami ala zalikel ee, Evet, en yi'atari da, e, da ne? Bu e, hani ar arız, olması diyoruz ya, işte, maruz kalmak. E, bir şeyle iştigal ne? E, meşgul olmak bil arız yani e, insana arız olan, e, insanın başına gelen, ee, bir şeyle meşgul e, olurken e, bunun evla daha evla olması <laughs> minel ikdami ala zalikel fiil. E, yani e, işte o fiili yapmaktan daha evla e, bir e, iş, bir e, şeyin olmasıdır. Ne demek istiyor? İnsanın başına arız olan nedir? Diyelim ki bir tehlike geldi, yangın gibi. E, ama o sırada da ee, işte ne yapması lazım? Diyelim ki bir e, farz namazı kılması lazım. E, ama diyor o yangınla meşgul olması yani ona arız olan ona e, onun başına gelen o yangınla meşgul olması e, o ibadet yapmasından daha evladır. E, i̇şte o hatar tehlike nedir? Demişler. Tehlike o e, fiilin kendisidir. Yani insanı e, o anda e, işte asıl e, işinden e, alıkoyan e, ve o işe başka yani kendisiyle meşgul eden şeylere tehlike denir. Ve dolayı bu yekâu vaki olur mubahati ve süneni ve feraiz ki o yaptığı ibadet diyor o anda terk etmek zorunda kaldığı ibadet. Ee, mübah bir şey de olabilir, sünnetler de olabilir, farzlar da olabilir. Ee, yani ki şu anda farz namazı da kılabilir, sünnet namazı da kılabilir veya başka bir şey de olabilir. Ama eğer e, onu e, gerçekten ondan alıkoyacak bir bela, bir musibet gelmişse o musibetin defi için e, gitmesi gerekir ki işte o musibet tehlikenin kendisidir. Ela <laughs> tera görmez misin enne men te aleyhi vaktus salati... Yani namazın vakti ona daraldığı e, halde daralan kimsenin ve qasada eda eha yani onu e, işte eda etmeye de yönelmiş kastetmiş bir kimse e, tam o sırada fakasa dehu yani boğulan birisi ona yöneldi yani boğulan birisinin durumu karşısına çıktı ev Harikun veya yanan bir birisi karşısına çıktı yumkinuhu inkazuhu ki onu e, kurtur kurtarması da mümkündür. E, fel iştigalu bi onu e, kurtarmakla meşgul olması, o boğulan kişiyi veya yanan kişiyi kurtarmakla meşgul olması evla daha evladır minel ikbali ala salah yani namazı yerine getirmekten, yani namazı kılmaktan daha evladır. Fela tesihhu izen o halde doğru olmaz. İradetül mübahat yani o anda işte o e, mübah olan hayırları işlemeyi istemek. Ve nevafil ve nafileleri işlemeyi istemek. Ve kethir minel feraid bil hükmü ve kesinlikle diyor e, farzların çoğunu işlemeyi istemek o anda ona e, onun için doğru olmaz. Ve in qile denilirse keyfe yasahu nasıl sahih olur, doğru olur? En Allahu ala abdihi şey'en. Allahu Teala'nın kuluna diyor bir şeyi farz kılması ve yu'idehu onu tehdit ederek ala terkihi yani terk etmesi halinde onu terk et, terk ederek sunme sonra da la yekunu lehu salahun fi fiilihi ve sonra diyor onu yapmakta faydanın olmaması diyor nasıl mümkün olur doğru olur yani Allahü Teala bir kula e, işte diyelim ki namazı e, emredecek farz kılacak e, onu terk ettiğinde onu tehdit edecek ama sonra e, kişi işte mesela yukarıda anlattığı bir örnek yani yanan birisini kurtarma e, durumunda ona koşacak ve bu durumda o emredilen farz e, faydasız olacak. Çünkü önce onu kurtarması gerekiyor. Allahu alem böyle anlıyoruz. Fa'lem bil ki enne şeyhana şeyhimiz rahimehullahu teala kal dedi ki inna Allah teala muhakkak ki Allahu teala la ye'murul abde bi şeyin yani kula bir şey emretmişse yani emretmez ki illa mutlaka ve fihi onda salahu mutlaka onda fayda vardır. Yani Allahu Teala namaz emretmişse namazda mutlaka fayda vardır. Haramlardan uzak durmayı emretmişse bunda kula mutlaka fayda vardır ve hakeza ida tecerrede anil avarid ne zaman işte bir takım engellerden av avariz ne arızalardan soyutlandığı zaman mücerret olduğu zaman yani işte yukarıdaki gibi herhangi bir tehlike durumu dışında diyor. Ve la yutayyiku aleyhi fi'lan ona diyor fiili olarak daraltmaz. Fardan yani farzı ona işte ne yapmaz? Daraltmaz. Bir haythu yönüyle la ma'dele lehu an zalike bunun karşılığının olmaması itibariyle illa ve lehu fihi salah. Yani mutlaka yani eğer onun yerine başka bir işe onu yönlendirmişse takdir etmişse onda da mutlaka yine kulun kendisine bir fayda takdir etmiştir vermiştir. Ve innema ancak rubbema belki de yusebbibullahu teala lehu udren Allahu Teala onu onun için bir özür kılar. Li onun için yekunul adul yani o emredilen farzın yerine geçen adul o iş an ahadil me'mureynil evla yani işte o iki emredilen şeylerden birisi evla daha evla olur. من bil بالآخر kema yani yukarıda zikrettiğimiz gibi işte o ibadetle iştigal etmesinden meşgul olmasından daha evla olur. Feyakunul abdü fi zalike zaten burada kul diyor Mağduren yani özürlü olur hatta bel hatta mecuren belki de diyor ne olur mecur olur yani diğer işe koştuğu zaman belki daha da sevap alır l biter ki hadel farz e, tabi burada e, farzı terk etme niyeti yoktur onun bel bilakis bi fiilil farz es-sani e, ikinci fiili e, ikinci farzı bil fiil yani o anda yapmak ve evla yani o anda e, farza niyet etmişken e, bir bakar ki ikinci bir e, işte acil çözülmesi gereken bir olay e, ve ona koşması o da farzdır ve daha evladır e, diyor. Ve laqad semi'tu işittim el imam rahimehullahu teala ondan işittim ki yakul fi hadhihi'l mes'ale bu meselede diyor ki inne kullu kullu mafteradallahu ala ibadihi min's salah vel hac ve's savm ve nahvihi yani namaz, oruç, hac gibi ibadetlerin hepsinde Allahu Teala'nın kullarına farz kıldığı bu ibadetlerde fefiha hepsinde salahun mutlaka bir fayda vardır. La mahalete lil abdi yani e, mu, kulu için e, mutlaka la mahalete mutlaka demek mutlaka fayda var. Ve sahhat iradetuha bil hükmi ve dolayısıyla onu e, dilemesi do, e, kesin bir şekilde nedir? doğrudur olması gerekendir. Fettefakara yuna ala zalik. Dolayısıyla bizim görüşümüzle ne yapmış oldu diyor bu? İttifak etmiş oldu. Fe kaldı el mübahat ve nevafil izen fi hada'l hükm. Yani işte kalan mübahlar, nafileler de o halde bu hükümdedir Fa alem bilki zalike bu fe böyledir min gavam bab yani ee, konunun, e, buradaki bab ne? mevzu yani, konunun sırlarından, gavamız ne? Sırlar, yani gavamız gavamızın çoğulu gizemli şeyler. Yani bu işin sırlarındandır. Ve billahi tevfik tevfik Allah'tandır diyor. Burada e, kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Uçmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.